Evet sevgili Çiftçi TV izleyicileri, Isparta Eğridir Serpil köyündeyiz. Serpil köyünün tarımsal faaliyetlerini ve Serpil köyünün misafir insanlarını sizlerle tanıştıracağız. Evet muhtarım, Çiftçi TV ekranlarına hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Soner Bey, siz de hoş geldiniz Çiftçi TV ekranlarına. Bizleri kırmadınız, ekranlarımıza konuk oldunuz. Gerçekten de çok güzel bir köyünüz var. Öncelikle kendinizi bizlere tanıtır mısınız? Isparta Eğridir Serpil Köyü Muhtarı Yaşar Demirbaş. Evet. Öncelikle Çiftçi TV ekibine ve Çiftçi TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizlerin faaliyetlerini buralarda gösterdiği, yansıttığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Köyümüz 220 hane, 600 nüfustan oluşan bir köydür. Köyümüzde her türlü tarımsal faaliyet bulunmaktadır. Özellikle ana ürün olan elma %90 gelirimizi elmacılıktan sağlamaktayız. Bunun yanında alternatif ürün olarak kiraz, şeftali farklı ürünlerde bulunmaktadır. Ama esas ana temel ürün elmadır. Kültür mantarcılığı üretimi de yaygınlaşmıştır. Son 10 yıldır köyümüzde uygulanmaktadır. Köyümüz 1966 yılında köy statüsüne girdi. Daha genç bir köy, dinamik bir köy. Bunun için köyümüzde ki tarım faaliyetlerinin tamamı yeni tip, modern tarım dediğimiz tarımla yapılmaktadır. Ülkemizin neresinde bir yenilik varsa, tarıma ait bir yenilik varsa onlar bulunup uygulanıp köyümüzde uygulanmaktadır. Evet. Köyümüzdeki tarımsal faaliyetlerin biraz önce bahsettiğim gibi %90'ı elmacılıktır. Elmacılık bu bölgede neden yaygın, neden özellikle elmacılık? Bu bölge adından da bahsedildiği gibi Boğaz Ova Vadisi. Yani burası iklimiyle, coğrafyasıyla elma meyveciliğine uygun bir coğrafya. Bu aynı zamanda dünyada bir İtalya'da bu bölge gibi bir iklime sahip bölge. Buradaki elmacılığın gerek biriksiyle, gerek kalitesiyle, suyuyla dünyada nadir bulunan meyve elmacılıktır burası. Ondan dolayı ana ürün elmadır. Biraz önce bahsettim, kültür mantarcılığı da köyümüze 2004 yılında alternatif ürün olarak, ürün çeşitliliği olarak girmiş. Şu anda 70-80 tane aile özellikle kış aylarında, yani meyvecilik tarımının bittiği dönemlerde kültür mantarcılığı üretimi yapılmaktadır. Kültür mantarcılığı üretimi köyümüzde aile işletmeciliği olarak uygulanmaktadır. Aileler kendi evlerinin altında, kendi odalarında aile bireyleriyle kültür mantarı üretimi yapmakta. Bütün aile üretime katkı sağlamakta, bu üretimin mutluluğunu yaşamaktadır. Herkes çorbada bir tuzumuz olsun diye aile boyu bu üretimi yapmaktadır. Köyümüzdeki başka faaliyetlerimizin hayvancılık neredeyse yok denecek kadar azdır köyümüzde. Yani hayvancılık ekonomisi yok. Ancak köylünün kendi süt, et ihtiyacını karşılayacak kadar birkaç tane arkadaşımız da hayvancılık yapmaktadır. Köyümüzde aynı zamanda bu elmacılığı, elmayı değerlendirecek işletme, ticari anlamda uluslararası pazara ihraç eden elma işletmesi de olduğu için Anı Tarım diye bir firmamız var. Onun sayesinde ürünlerimiz burada gerek kapımızın ağzında değer bulmaktadır. Yani herhangi bir pazar aramadan burada ürünlerimizi değerlendirmekteyiz, pazarlamaktayız. Böyle bir şansımız da vardır. Ben sözü üretici arkadaşlara bırakayım. İsterseniz onlar daha teknik bilgiler de verebilirler. Tabii ki. Ben köyümüzde modern tarım sistemleri kullanılıyor dediniz. Gerçekten köyünüzü de gezdik. Çok güzel bir köy. Biraz turizminden çok kısa bahsedebilir misiniz? Köyümüzde turizm adına bir turizm çadırı var köyümüzde. Yani yörük çadırı. İçinde her türlü tarihe dönük her türlü ürünler sergilenmektedir. Dönem dönem misafirlerimizi, gerek bürokratik gerek siyasi misafirlerimizi orada ağırlamaktayız. Yani turizme yönelik de böyle bir faaliyetimiz var. Evet. Çadırımız vardır. Yani atalarımızın, ötelerimizin, daha Osmanlı'dan gelen atalarımızın, ötelerimizin kullandığı şeyler, malzemelerin tamamı orada sergilenmektedir. Oraya girdiğimiz zaman hakikaten tarihi de buram buram yaşamaktayız. O da bizim için çok güzel. Bir abimiz bu işe gönül verdi. Kendisi de bu işlerle profesyonel anlamda ilgileniyor. Hakikaten köylülerimiz aynı zamanda kültürünü de yaşamaktadır. Bu da bizim için bir şanstır. Gerçekten bununla ilgili de çok mutluyuz. Evet. Ben buradan tur şirketlerine seslenmek istiyorum. Türkiye'deki tüm tur şirketlerini Isparta Eğridir Serpil Köyü'ne bekliyoruz. Serpil Köyü'nün sıcakkanlı insanların birer bardak çaylarını içsinler diyoruz. Evet Soner Bey,
siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle kendinizi bize bir tanıtın. Tabii efendim. İsmim Soner Erbay. Çiftçilikle uğraşmayayım. İlk önce muhtarımın dediği gibi sizlere de teşekkür ediyorum. Çiftçi evet, ailesi olarak. Sağ olun. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Böyle efendim, güzel üretim yapıp ülkemiz ekonomisine katkı sağladığınız için. Evet. Yani elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Tabii imkanlarımız neticesinde oluyor. Onun için bizler de artık son zamanda dünya pazarı neyse, ne gerekiyorsa onu üretmek için uğraşıyoruz. Yani eski bildiğimiz klasik elmaların çoğunu kökledik. Evet. Bıraktık onları. Artık yeni, görmüş olduğunuz gibi telli, terbiyeli sistem. Dünyanın istediği meyve neyse, pazar neyse onu üretmek için uğraşıyoruz. Evet. Peki elma tarımını bize bir anlatır mısınız? En başından, fidan seçiminden itibaren. Yani şimdi tabii bu çok önemli. Fidan seçimi derken bu işin ilk başlangıcı fidan. Fidan evet, ismine doğru olması lazım aldığımız ürünlerin özellikle. Yani rengi, kalitesi, kalibresi. Dediğim gibi yani ihracata uygun mal üretmezsek yani para kazanma olasılığımız da çok az. Çeşidi iyi seçmeliyiz. Çeşidi değil mi? İyi hem seçmeliyiz. Hem göreye göre. Yani. Aynen. Hem de ticari ihracatına göre, ticari durumuna göre çeşidi iyi seçmemiz lazım. Evet, evet. Çeşit. Tabii şu çeşit İyi gidiyor diye o çeşit her yerde yetişmeyebilir değil mi? Yani muhtarımın söylemiş olduğu gibi buradaki iklim bak devamlı rüzgar alan bir yer burası. Burasının aşağısı da göl, yukarısı da göl. İki gölün arasında üretim yapıyoruz biz. Burası elma için Türkiye'nin bir numarası. Evet. Yani başka böyle bir bölge yok yani, yok Türkiye'de. Nereye gidersek gidelim bulamayız. Bir de muhtarım dedi İtalya'nın bir boğazı var. Dünyada iki yer. Ondan çok lezzetli elmalarımız. Sulu. Gerçekten de çok lezzetli ve sulu. Ben evet, çok şaşırdım. Evet, evet, evet. Çok lezzetli elmalarımız. Yani çeşit önemli diyorsunuz. Evet. Hem ihracata dayalı çeşit seçilmeli hem de o yöreye uyması lazım. Başka nelere dikkat etmesi lazım elma üretimine başlamak isteyenlerin? Yani böyle dedim ya, bunlar bizim hep ihracat ürünü olduğu için bunun bakım, besleme, gübreleme, ilaçlama, özellikle kalıntı olmayan ilaçlarla üretimi yapmak çok önemli. Şimdi bunların hepsi analiz oluyor yurt dışına giderken. En ufak bir analiz sıkıntısı çıktığında o ürünü iptal ediyorlar yani. Evet. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekir üretirken. Evet. Siz nasıl bakım, besleme yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Neler kullanıyorsunuz? Bizim de aynı. Şimdi tabii danışmanlarımız var. Ziraat mühendislerimiz var. Danışmanlarınız var. Yani onun evet, dışında biz güzel, kendi başımıza bir iş yapmıyoruz. Çok güzel. Evet. Yani bizim üretimimiz böyle olduğu için biraz daha sağlıklı oluyor. Evet. Daha güzel oluyor. Ne istiyorsa ağaç, neyi gerektiriyorsa biz onu veriyoruz. Evet. Hani peki kendi biyoteknik mücadele yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Aparatlarını kullanıyor musunuz? Evet. Evet. O da var. Hatta bu toprak altı zararlısı için bakteri kullandık yani. Öyle mi? Evet. Enteresan. Evet. Biraz açabilir miyiz bu konuyu? Yani o böyle bu kökleri yiyen kurtlar var toprakta. Manas diye tabir ediyorlar o kökleri. Yani zehir vermektense ona bakteri verdik. Yani kurdu kurda yediriyoruz. Kurdu kurda yediriyorsunuz. Evet. 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 Gerçekten de muhtarımın dediği gibi modern tarım sistemlerini evet, kullanıyorsunuz. Peki hangi çeşit elmalarınız var sizin? Ya mesela bu görmüş olduğumuz Pikleydi diye Pikleydi, bir çeşidimiz. Evet. Tam bodurdur bu. Telli terbiyeli sistem. Diğer tarafta komşunun bak o Scarlet diye bir çeşit karşıdaki. Evet. Genellikle rengi kırmızı olan elmaları tercih ediyoruz. Yani ihracata daha çok istek var o elma için. Evet. Biz de kırmızı elmalar yetiştirmeye çalışıyoruz yani. Evet. Golden var. Golden var. Red Chief var. Red Chief var. İşte Scarlet söylemiştik. Scarlet. O var. Yani bu tür buradaki elmalar Gala var. Hep yazlık olan Gala'dır mesela. Gala türü yazlık türüdür. O da Ağustos'un 15'i 20'si gibi hasat olur. O evet, da ihracata gider. O da güzel bir üründür yani elma olarak. Evet. Peki bir çiftçi olarak elma yetiştiriciliğiyle uğraşmaktan memnun musunuz? Maddi ve manevi olarak. Yani memnunuz. Şimdi bir de şu vardır. İnsanın yaşadığı coğrafya kader olur yani bir şekilde. Evet. Bize de şükürler olsun böyle bir yerde yaşamak nasip oldu. Onun için biz seviyoruz yani elmacılığı. Memnunsunuz. Memnunuz yani. Evet, çok güzel. Peki toprak tahlili falan yaptırıyor musunuz? Yaptırıyoruz. Tabii dedim ya şimdi tahlile göre bir gübreleme olduğu için. Evet. Şimdi toprak, ağaç neyi istiyorsa onu vermek gerekiyor yani.
her yıl düzenli olarak tahlilleri yaptırıyoruz. Ona göre uygulama yapıyoruz hocam. Evet. Peki en favori çeşidimiz dediniz bu bahçe. Evet. Bu çeşitten biraz bahsedebilir miyiz? Ya bu çeşit şimdi bu aylar artık Ekim'in bugün Kasım. Evet, Kasım ayındayız. Kasım'ın 15, 16'sı, 20'si gibi hasat edilen bir genç ürün. Bir çeşit. Evet, en son toplanan elma budur bu bölgede. Evet. Evet. Şimdi bu elmanın avantajı çoktur. Şu an çok bir işçi sıkıntımız olmaz. Onun için yani soğuk hava deposu bak çalışalı öbür elmalar için neredeyse 1,5 ay oldu. Ta bu elmayı mesela soğuk havaya götürmüş olsak öyle bir maliyetimiz yok şu an yok, için. Evet. Yani ihracat olan da bir ürün olduğu için biz bunu daha çok seviyoruz yani. Evet. İhracatta hangi ülkelere genelde gidiyor? Bu başta Hindistan. Yani Isparta, Eğridir, Serpil köyünden Hindistan'a elma gidiyor. Evet, özellikle Hindistan maşallah burada evet. En favori dış ticaretteki ülkemiz. Ülkemiz, evet. Onun yanında güzel. Suriye, Irak, diğer ülkelere de çeşitler gidiyor yani. Mesela Arap ülkelerine de buradan elma gidiyor. Gidiyor. Dönem dönem. Ama en fazla elmanın gittiği bölge Hindistan. Evet. Evet muhtarım bayağı bir tesis gördüm ben yolda gelirken hep soğuk hava tesisleri mi bunlar? Köyünüzde bile var mı evet, soğuk hava tesisi? Biraz bahsedebilir misiniz? Köyümüzde bunu? Bir adet tarımsal kalkınma kooperatifi bulunmaktadır. 137 üyeden oluşan bir tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. Tarımsal kalkınma kooperatifimizde aynı zamanda paketleme de yapılmaktadır. Yani uluslararası pazara hitap edecek şekilde paketleme yapılmaktadır. Renk ayrımı, boy ayrımı, kalibre ayrımı. Yani en son sistem bir teknik donanıma sahip bir soğuk hava tesisimiz var. Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz 137 üyeden. 137 üyesine aynı zamanda işte bu ambalaj malzemesi, kasadır, palsandır bunların teminini de yapıyor. Yani bu da aynı zamanda üreticilerimizin üzerindeki bu girdi maliyetlerini biraz düşürmüş oluyor. Evet. Özel sektör olarak da birkaç tane soğuk hava tesisimiz var. Ürünlerimizin tamamını muhafaza edebilecek potansiyele sahip bir soğuk hava tesisleri var köyde. Gerek özel sektör olsun, gerek tarımsal kalkınma kooperatifi olsun. Böyle bir avantajımız da var aynı zamanda. Bu da köylüleri, üreticileri ciddi anlamda rahatlatmaktadır. Arkadaşımız biraz önce bahsetti işte insanın doğduğu yer kaderidir diye. Hakikaten bu bölgede tarım modern anlamda yapılmaktadır. Bu emeğimizin karşılığı olsun olmasın. Biz yani illa maddi anlamda kazanacağız diye değil. Biz ülkemiz içinde üreteceğiz, kendimiz içinde üreteceğiz. Her şekilde bunu biz üreteceğiz bu ürünleri biz. Boş durmayacağız. Köylü çalışkandır. Köylü çalışacak ki ülke yani gıdaya bir şeye ulaşsın. Yani bu, biz özellikle gazda, doğa, petrolde dışa bağımlıyız ama en azından kendi ürettiğimizi kendimiz tüketelim, bunu satalım bilinciyle, şuuruyla bu üretimi yapmaktayız biz. Ülkemiz için yapıyoruz, kendimiz için yapıyoruz. Yani bazen öyle şart zamanlar oluyor ki yani tabii atmosfer açık bir ortamda tarım yapılıyor. Gün geliyor, yağmur oluyor, yaş oluyor, soğuk oluyor, ayağın çamurdan, başın yağmurdan eksilmiyor. Gün geliyor 40 derece sıcağın altında alın terini katıp bu ürünü yetiştiriyorsun. Para kazanıyorsun, kazanmıyorsun. O işin bir farklı boyutu. Biraz önce bahsettiğim gibi biz kendimiz için de ülkemiz için de bu tarımı seve seve gayet istekli, arzulu bir şekilde yapıyoruz. Tebrik ederim muhtarım sizi ya. Biz, o kadar güzel konuştunuz evet. Ki gözlerim yaşardı ya. Evet evet evet. Kaç dönemdir muhtarsınız? Ben daha birinci dönem muhtarım. Evet. Yani bizden önceki arkadaşlar da hakikaten köyümüze çok ciddi anlamda hizmetler verdiler. Yani ben biraz önce gördük. Orada bir sosyal tesisimiz var. Bizden önceki arkadaşlarımız onları yaptı. İşte her taraf sıcak asfalt. Ayağınızı bastığınız her yer sıcak atlar. Devletimiz burada hakikaten bu üretimi, bu çalışkanlığı görünce onlar da hizmeti esirgemiyorlar. Hakikaten onlar da arkamızda duruyor. Gerek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde yani özellikle Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Orköy desteğiyle yapılmış bir şey. Öyle şu mi? Kültür, Orköy tabii, desteğiyle. Şu kültür mantarcılığı odalarının tamamında Orköy'ün, Orman İşletme Müdürlüğü'nün Orman var. Bölge Müdürlüğümüzün desteği var. Maddi anlamda. Yani onlar belki bu işin %10'luk bir bütçesini sağlıyorlar ama neticede onlar da üretimin içinde oluyor. Dönem dönem onlarla bu bilgileri, belgeleri paylaşıyoruz. Hakikaten onlar da bizi destekliyor. Onlar da mutlu oluyor. Özellikle buradan Orköy Şube Müdürümüze, Tarım İlçe Müdürümüze,
Orman İşletme Müdürümüze, Orköy Bölge Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyoruz. Bizim herhangi başımıza bir iş gelse derhal alo dediğimiz zaman geliyorlar, bizi burada ziyaret ediyorlar. Son zamanlarda her sektörde olduğu gibi tabi bazı tarım sektöründe de bu girdilerin pahalılamasından dolayı bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle kültür mantarı üretimi genellikle elektrikle üretilen bir, kapalı bir mekan çünkü. Yani ona elektrikle ortam sağlanan bir şey. Bu elektrik fiyatlarının artması tabi biraz üreticilerimizi mutsuz etti. Ama yani hala vazgeçmişiz, geçmedik. Çünkü biz bunu üreteceğiz. 3 sene 5 sene üretmezsek bu üretim bilgisi, kültürü bizden gidecek, soğuyacak. Onun için biz devam ediyoruz. Ama burada devletimizin bir, yani özellikle kültür mantarı üreticilerinin çatıların üzerine bir desteği verse çok daha iyi olacağını düşünüyoruz biz. Buradan evet. Da yani bunu da dile getireyim. Bu yani GES özellikle olmazsa olmazı. Biz ülke olarak, bölge olarak Akdeniz bölgesindeyiz. Yani 15-16 saat güneş alan bir bölgedeyiz biz. Yani GES yapılacak olan GES yatırımı özellikle bu aile işletmeciliklerinde yani %90 cevap verecek ve çiftçi ve üretici ekonomisine katkı sağlayacak. Evet. Bunu da buradan belirteyim. Yani çiftçilerimize ucuz elektrik mi istiyorsunuz? Tabii ucuz elektrik istiyoruz. Tabii ucuz elektrik istiyoruz. Evet sevgili yetkililer, muhtarımız çiftçilerimize ucuz elektrik istiyor. Ben de yetkililerimizin bunu dikkate alacağına canı gönülden inanıyorum. Tabii ki ülkemizin imkanları ölçüsünde. Evet aynen öyle. Tabii. Evet. Peki kaç dönüm bahçeniz var sizin? Elma bahçeniz var. Mikrofona verebilir miyim? Vereyim bir saniye. Benim 40-50 dekar civarında. Bahçeniz var. Başka neyi üretiyorsunuz? Kiraz var. Kiraz var. Kirazı da çok güzelmiş buranın. Evet, biraz da ondan bahsedelim. Özel bir evet. Kiraz diyorlar ama. Kiraz tabi bu bölgede şimdi evet. Bizim ürettiğimiz aylardaki yoğunluk bir bölgeye denk geldiği için kiraz üretimi bizi sıkıntıya sokuyor kiraz üretimi. Evet. Çünkü fiyatlar çok aşağı iniyor. Mesela İzmir'de burayı kıyasladığımızda biz neredeyse yani para belki de kazanamayacak durumdaki şeye düşüyor fiyatlar aşağı indiği için. Yani kiraz üretimi çok sıcak bakmıyoruz yani. Evet ama az miktarda da olsa var. Var. Sembolik. Yok yani. Ayvanız çok güzel, biraz ayvadan evet, bahsedelim. Demin dedim ya hani çeşitleri artık çeşitlendirmeye başladık. Eski bildiğimiz çoğu şeyleri unutuyoruz. Evet. Yerine pazarın istediği ürünleri üretmek mecburiyetindeyiz. Ayakta kalabilmek için, rekabet edebilmek için dünyayla. Bunları üretmezsek biz yok olup gideceğiz. Yani bir rekabet ortamı oluşturamayacağız. Onun için biz istesek de istemesek de bu değişimi yapmak zorundayız. Evet. Yani 2007 yılında başlamıştık şu damlama, sulama olayına. İyi ki başlamışız. Bugün çok bir enzam konu haline geldi sulama. Yani. Yani göllerimiz kuruyor, yeraltı sularımız çekildi. Onun için 2007'de başladığımız için şu an bak biz çok rahatız yani. Bugün yapmaya kalksak belki de başaramayacağız bu işi. Evet. Böyle de yani bir... modern tarım sistemlerine geçtiniz. Damlama sulamayı evet. Kullanıyorsunuz. Evet. Telli terbiye sistemi kullanıyorsunuz. Yani elma yetiştiriciliği için her türlü modern tarım sistemini kullanıyoruz diyor musunuz? Kullanıyoruz. Dediğim gibi muhtarın dediğim gibi son zamanlardaki bu ekonomik girdi maliyetleri yükseldiği için ister istemez bizleri de etkiliyor yani. Evet. Enerji bağımında bu sistemi kurma aşamasında hani bizim bütçemizi de zorluyor işin açıkçası. Sağ olsun devletimiz elinden gelen imkanlar neticesinde yani. Yardım yapmaya çalışıyor ama yeterli midir? Yeterli değildir. Evet. Onun için devamını da bekliyoruz yani yardımları. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Peki muhtarım sonra alacağız onu muhtarım tabii. İkinci bölümde onu alacağız. Peki muhtarım başka neler söylemek istersiniz? Elma yetiştiriciliği ile ilgili, köyünüzle ilgili. Şimdi köyümüzle ilgili genellikle faaliyetlerin herhalde tamamını dan bahsettik, aktardık. Tabii üretim güzel bir şey. Evet. Yani köylümüz yeni tip, Hacı abimizin de bahsettiği gibi yeni tip tarıma her geçen gün hızlı bir şekilde geçiyor. Yani zaten arazimiz bizim köyümüzün tamamının 4000 dönüm bir arazisi var. Yani çok fazla arazi zengini bir köy değiliz. Evet. Yani arazimizin %30'unu %40'ını neredeyse tepeler kapsamış, oluşturmakta. Yani biz elimizdeki imkanları her geçen gün modernize ederek daha yüksek kalite ürünü nasıl alırız, daha çok nasıl alırız, bunların mücadelesini vermekteyiz. Yani biraz önce bahsettiğim gibi üreteceğiz, yetiştireceğiz. En güzel şeyleri yapacağız inşallah. Kendimiz evet. için, vatanımız için yapacağız. Evet, tebrik ederim muhtarım size.
Köyünüzde her türlü sosyal imkan var. Yani bir kasaba gibi, bir şehir gibi olmuş köyünüz. Canı gönülden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çiftçi TV ekranlarına da konuk oldunuz. Başka son olarak neler söylemek istersiniz? Valla Çiftçi TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten geldiler, bizleri burada ziyaret ettiniz. Sağ olun. Sorunlarımızı, dertlerimizi birinci ağızdan dile getirdik. Siz de sağ olun, yayınlayacaksınız. Gerek vatandaşlarımız, gerek ülkemiz insanları, bizim ne yaptığımızı, ne şartlarda üretim yaptığımızı herhalde herkes zaten biliyor. Tekrar bir daha görmüş olur. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, tüm Türkiye'yi Serpil Köyü'ne davet ediyor musunuz? Tabii, birer bardak çay içmeye. Aynen, yani köy muhtarı olarak tüm Türkiye'yi misafirimiz olması için gelen herkese kapımız açık. Evet, herkese ediyoruz. Birer bardak çay ikram ederiz. Sağ olun muhtarım, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, elma yetiştiriyorum dediniz. Evet. Elma yetiştiriciliğinden maddi manevi memnunum dediniz. Son model tarımsal sistemleri kullanıyoruz. Evet. Tarım danışmanımız var dediniz. Ben şeyi merak ediyorum. Danışmanınızla nasıl bir çalışma sistemi içinde çalışıyorsunuz? Şimdi tabii bu topraktan başlıyoruz biz ilk çalışmaya. Evet. Oradaki tahlilden, yani ağaca hiçbir uygulama yapmadan diyelim bu sezon biter. Bir toprak tahlili alırız. Veririz laboratuvarlara. Onun karşılığındaki tabii danışmanlar bize bir reçete yazar. Evet. Her sezon toprak tahlili veriyor musunuz? Evet. Ara ara veriyoruz. Her sezon ara. Vermesek de ara ara iki yılda bir uygulamaya evet. çalışıyoruz yani. Hı hı. Onun için onun neticesinde geri kalan artık ilaçlamasını, gübrelemesini, sulamasını aşama aşama devam ediyoruz yani bu şekilde. Evet. Peki ilçe tarım müdürlüğü geliyor, sizlerin bahçesini kontrol ediyor mu veya özel danışmanlar bahçenize gelip size bilgi veriyorlar mı? Şimdi tabii orada birazcık da muzdaribiz. Yani hani biz istiyoruz ki ilçe tarım da bizimle beraber gelsin. Hani üretime evet. katkı sunsun. Dediğim gibi şimdi her şeyin maliyeti var. Bir danışmanın da bir maliyeti var. Tabii ki. Onun için biz istiyoruz ki daha böyle iç içe bir üretim yapalım. Bir de şu var hocam, buradayken onu da aktarayım yani. Bir de üretimle bu satışla alış arasında çok afaki bir uçurum var. Öyle mi? Bu konuyu biraz açalım. Açalım. Şimdi ben bu ürünü emek çekiyorum bak. Diyelim Mart ayında başladı bunun bakımı. Mart. Sezon oldu. Kasım. Neredeyse yıl bitti. Yani burada 8-9 aylık bir emek var burada. Ben bunu üretiyorum ama üretimim alıyor muyum karşılığını alamıyorum. Evet. Şimdi aradaki makas çok fazla. Üreticiyle tüketicinin arasındaki fiyat farkı fiyat farkı çok fazla. Evet. Ben şimdi kiloda 2 lira kalmış olsa Allah bereket versin diyorum ama bunu aradaki aracılar 2 kazansa ben para kazanmadım diyor. Ben 9 ay 8 ay emek çekmişim, 2 liraya razıyım. Sen neden razı değilsin? Evet. Yani hocam bundan çok bir üreticinin, bir benim üreticim değil yani. Türkiye'deki üreticinin hepsinin sıkıntısı var bu konuda. Aradaki makas çok. Evet. Çok yani, önemli bir konu. Yani inan ki ben üzülüyorum. Şimdi çarşıya çıkıyorum. Bakıyorum bizim 5 liraya verdiğimiz kız fotoğrafını çekmiş atmış mesela. Ankara'da elma 15 lira. 15 lira. 15 lira dalında, hani biz bunu şimdi dedik de dalındaki elmalar 4 liraya 5 liraya alındı hocam. Arada 10 lira fark var. Bu neyin maliyeti? Yani böyle de bir sıkıntı var burada. Burada evet. herkes yani bu özellikle aracılar işte her şeyi bahane ediyor. Yok mazotudu, yok giderdi, şudur. Ben 9 ay bakmışım, 5 liraya sana vermişim. Sen neden 15 liraya satıyorsun? Evet. Yani burada ben inan ki tüketici arkadaşlar tarafından da üzülüyorum. Ben bir üreticiyim ama ben karşılığını ürün az olursa alıyorum. Ürün fazla olursa biz daima sıkıntıdayız. Satmak evet. için sıkıntıdayız. Evet. Onun için ama biz bunu bedavada versek burada, pazarda götür 10 liraya satar. Bedavada versem ben bunu 10 liraya satar. Yani buradaki özellikle alıcılar için biraz daha vicdanlı davranmasını istiyorum. Evet. Yani. Peki bu sorun nasıl çözülebilir sizce? Şimdi bu tabii bu sorun nasıl çözülebilir? Bu sorun çözülmesi için mesela son zamanlarda ne kuruldu? Kooperatif, tarım kredi kooperatifleri satışa başladı. Evet. Neden başladı? Hani bu makası azaltabilir miyiz diyerekten başladı. Ama onların sayısı çok az olduğu için bunu önlemeye yetmedi. Yani bu tür mesela bizim burada da var tarım kalkınma kooperatifimiz. Biz istiyoruz ki buradaki bizim ürettiğimiz elmalar aracı olmadan tüketiciye veya yurt dışına gidecekse biz bunları yapalım. Evet. Aradaki aracıyı kaldıralım. Çünkü aracı öyle basit bir
parayla bu işi yapmıyor. Yani dedim ya, ben 2 lira kazansam Allah bereket versin diyorum. O 2 lira kazandığında ben kazanmadım diyor. Evet, doğru söylüyorsun. Yani burada sıkıntı çok. Şu anki bir ben çiftçi olarak değilim. Bunun süt üreticisi de aynı. Başka üreticiler de aynı. Yani buradaki makas, çiftçiler şu an gerçek emeğinin karşılığını alamıyor. Alamıyor, evet. Aradaki aracılardan dolayı alamıyor. Bunun da bir hesabı kitabı yok. Yani bunu sorgulayacak bir denetim mekanizmasının olmasını istiyoruz biz. Evet. Yani kafasına göre bakıyorum ben, üreticiden alınan fiyat bu. Bazen büyük marketlere gittiğimizde bakıyorum. Yani hep şişirme fiyat. Hı. Benim dile getirmek istediğim bu, yani aradaki bu makasın azalmasını istiyoruz. Tamam, biz. Muhtarım, siz ne söylemek istersiniz? Şimdi üretici arkadaşımızın da bahsettiği gibi, biz bu ürünü, yani bu ağaç bir kütükken başlıyoruz biz. 9 ay önce, 8 ay önce. Yani gece gündüz demiyoruz, dibinde emek veriyoruz, alın teri döküyoruz. Arkadaşımızın bahsettiği gibi biz bunu, bu ürünü burada 5 liraya satıyoruz. 5 liraya satabiliyoruz. Zorundan satabiliyoruz. Satıyoruz yani. Ama hakikaten biraz önce arkadaşımızın dediği gibi büyük şehirlerde, marketlerde kendi sattığımız ürünün 15 lira fiyat karşılığı tüketiciye sunulduğunu görüyoruz. Hakikaten bunlar yani bizleri rahatsız ediyor. Yani biz hadi kazanıyoruz. 5 liraya, 3 liraya, 5 liraya satsak da satmasak da bir şekilde kazanıyoruz, kanaat ediyoruz. Ama öbür tarafta 15 liraya bu ürün, hem yurt içinde tüketici yeterince bu ürüne ulaşamıyor, yeterince yani doya doya yiyemiyor insanlar neredeyse bu maliyetlerin, evet, yüksek olmasından dolayı. Bu aradaki farkın bir an önce, yani devletimizin bunlara bir an önce el atıp bunların biraz daha minimize edilmesini istiyoruz biz. Yani şimdi hakikaten sen 3 liraya, 4 liraya elma sat, 1000 lira para kazan dışından. 9 ay emek çek, öbür adam 9 günde buradan alsın gitsin, efendim markette 15-16 liraya bu ürünü satsın, pazarlasın. Yani bunu biz tüketici açısından da düşündüğümüz zaman hakikaten yani hoş değil. Bunlara bir an önce bir el atılması gerekiyor devlet büyüklerimizden. Evet. Bunları da istiyoruz aynı zamanda. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum Çiftçi TV ekranlarına, Akdeniz'de Tarım programına konuk olduğunuz için. Bir başka programda inşallah tekrar, İnşallah her zaman size kapımız bir açık. Bir arada oluruz. Özellikle bu taraftan geçtik mi sizlerin bir bardak çayını içmeye uğrayacağız. Biz de sizi bekleriz hakikaten. Yani güzel bir program oldu. Güzel konulara değinildi. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde inşallah bu sorunlarımız, dertlerimiz bir derman bulur. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, Serpil Köyü'nü, Serpil Köyü'nün tarımsal faaliyetlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Serpil Köyü'nde sadece elma yetiştiriciliği yapılmıyor. Ticari manada kültür mantarı yetiştiriciliği de yapılıyor. Evet, kültür mantarı yetiştiricisi Abdullah Bey ile beraberiz. Neler söylemek istersiniz? Ben Serpil Köyü mantar üreticilerinden Abdullah Gök. Bölgemize kültür mantarı 2006 yılında gelmiştir. O yıllarda biz bu kültür mantarına 17 aileyle başladık. Evet. O günün İl Genel Meclis üyesi Veli Gök'ün önderliğinde köylümüze ranza desteği verildi. Tabii şu anda üreticimiz kendi köyümüzde, bu Serpil Köyü'nde 60 hanenin üzerinde üretici var. Mantar üreticisi, bir köyde. Bir köyde. Maşallah. Evet. Isparta genelinde de şu an 1000 odayı aştı. 1000 oda. 1000 odayı aştı. 1000 odada aşağı yukarı bir odada 100 metrekare üzerinde genelde ortalama. Isparta genelinde de 1000 odanın üzerinde şu an üretim odası olarak. Bu ürettiğimiz mantarlar da Türkiye'nin her tarafına aşağı yukarı gidiyor yani. Öyle mi? Sadece tabii, Isparta'da sadece değil, Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Bölgemiz için de çok büyük bir gelir kaynağı şu an. Elmadan sonra ikinci alternatifimiz kültür mantarı. Allah Allah. Yani biz burada devletimizden, yetkililerinden şunu da bekliyoruz. Tabii bir ilçe tarımdır. Gelip sahaya bizzat inip biraz daha bize destek vermesini teknik olarak talep ediyoruz yani. Evet. Bu şekilde çalışmalar. Peki mantar yetiştiriciliğine siz nasıl başladınız? Nereden destek aldınız? O gün 2006 yılında il özel idare bize ranza desteği verdi, hibe olarak. Hibe verdi. Hibe tamamen verdi. %100 hibe verdi. O vesileyle başladık. Şu anda Allah bereket versin, çok büyük bir gelir kaynağı bölgemiz için yani. Evet, memnunsunuz. Çok mantar. Memnunuz. Elmayla satış sezonları farklı mı?
Kültür mantar yapmak isterseniz 12 ay yapılıyor. Yalnız biz elma zamanında bir 2 ay boşluk veriyoruz. Ondan sonra tekrar devam ediyoruz yani. 12 ay yoksa 12 yetiştiricilik ay yapabiliyorsunuz. Yapabiliyoruz. Peki yani en çok nelere dikkat ediyorsunuz kültür mantarı? Mantar olayında en büyük temizlik, hijyenlik önemli yani. Temizlik, hijyenlik birinci sırada yani. Evet, kompostları nereden alıyorsunuz? Kompostları Korkut elinden alıyoruz genel olarak. Konya'da evet var üretim, bir de Çivril'de var şu an için. İstanbul tarafında da yeni bir fabrika açıldı, oradan da getiren arkadaşlarımız var. Evet, getiriyorsunuz. Biraz mantar yetiştiriciliğini bize anlatır mısınız? Mantar yetiştirici, önce kompostumuz geliyor, kompostumuzu koyuyoruz. 13 gün sonra filan üstünü açıyoruz. Örtü toprağını koyuyoruz. Ondan sonra 30-35 gün sonra da üretimi hazır hale geliyor. Tabi bu arada derecelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Temizlik birinci sırada bu arada. Kaç derecede olması lazım içerinin? O çeşitli zamanlara göre değişiyor. Yani. Toprakta peki bir ayrı, üretimde bir ayrı. Tamam. Bu şekilde. Peki havalandırma falan yapıyor musunuz? Havalandırma var, klima sistemi var. Öyle mi? Klima bunlara sistemi var. Dikkat etmemiz gerekiyor yani. Tamam. Peki nerelere pazarlıyorsunuz? Yurt dışına gidiyor mu sizin pazarladığınız ürünler? Yurt dışı yok. Yalnız geçen sene biraz bir Suriye'ye gitti. Suriye'ye gitti. Buradan bir elma ticareti yapan tüccar gönderdi. De büyük kısmı yurt içinde eritiliyor yani. Yani şu an yurt içinde %30-40 oranında da pazarda eksik olduğunu söylüyorlar. Üretim olsa da pazarın çekeceğini söylüyorlar yani. Öyle mi? Evet. Yani hiçbir pazarlama pazar sorunumuz problemimiz olmayan yok. Bir üretim şekli. Sizin kaç metrekare yeriniz var? Ben 5 odada üretim yapıyorum 100'er metrekareden. 500 metrekare. 500 metrekare. Peki ne kadar ürün alıyorsunuz bir sezonda? Nasıl ölçüyorsunuz bunu? Bu ölçüm şöyle oluyor. Mesela farz et ki 10 ton kompost koyduysak %35, %40 oranında ortalama olarak bir verim alabiliyoruz yani koyduğumuz komposta göre. 10 tondan komposttan ne kadar ürün alıyorsunuz? Ya, 10 ton komposttan 4 ton falan mantar. 4 ton, evet. %30, %30 koyduğunuz kompostun %30'u 40'ı arası. 40 arasında bakımına göre değişim olabiliyor. Tabii bu arada olabilir. Kompost hastalıklı gelmezse. Evet, inşallah hastalıklı, i̇nşallah gelmez, hastalıklı gelmez diyoruz. Yani elma kadar mantar da Serpil köyünde ünlü olacak mı? Evet, aynen öyle. Artı mantarın bize en büyük katkısı evlerimizin altında iş yeri olması çok büyük avantaj. Kalktık mı sabah evimizin altında iş yerimiz var yani. Evet, dışarıdan işçi çalıştırıyor musunuz, aile işletmecileri? Genelde aile şeklinde çalışıyoruz tabii. Aile şeklinde. Yetişmediği zaman da dışarıdan alıyorsunuz. Yani evet, mantar yetiştiriciliğinden dağdan zeye memnunum diyorsunuz. Allah bereket versin. Onların da cinsi var mı? Hangi cins şu mantar? Şu an için sadece bu bölgede kültür mantarı yaygın. Kültür mantarı yani yaygın. Evet. Başka mantarlara geçmeyi düşünüyor musunuz? Son zamanlarda İğdir Belediye Başkanı kuzu göbeği hakkında bir çıkartma yaptı Mersin'e geçen hafta. İnşallah onu da getir, onun da kilosunun 400 TL'den olduğunu söylüyorlar. Büyük bir kilosu. Bir kilosu. Peki evet, yetiştirilebiliyor mu? Şu anda Mersin'de mantarı profesyonel olarak yapan varmış bu işi. Bizim bu bölgeye de yakın zamanda gelecek inşallah. Yakın bekliyoruz. Zaman. Ya Mersin'e rakip olacaksınız. Aynen öyle. Aynen öyle. Maşallah, subhanallah. Peki başka neler söylemek istersiniz mantar yetiştiriciliği ile ilgili? Başkalarına tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle tavsiye ederim. Yalnız temizlik birinci sırada mantarda. Evet. Tavsiye ediyorsunuz yani ama temizliğe, hijyene dikkat etmek zorundasın. Dikkat etmezse ne gibi hastalıklar oluyor? İlaç kullanıyor musunuz? İlaç kullanıyoruz tabii. Ne gibi hastalıklar? Zararlı oluyor mu? Bunda yaş kabarcık diyorlar. Birkaç çeşit hastalığı var bunun yani. Var. Onlara var da hasattan önce ilaçlı müdahale yapabiliyoruz müdahale yani. Peki bir danışman var mı? Geliyor mu? Kontrol ediyor mu mantarları? Bize kompost gönderen fabrikalar genelde bize yardımcı oluyor bu arada. Ara sırada ilçe tarım oluyor yalnız. İlçe tarım ve yetkililerin biraz daha daha bize çok gelmesini istiyorsunuz. Bekliyoruz. Onlar da yani çok yoğundur. Yani, yoksa ben inanıyorum yani ki ilçe tarım müdürlüğündeki arkadaşlarım evet gelir kontrol ederler ama yani bildiğiniz gibi saha çok geniş. Saha geniş. Yetiştiremiyorlardır. Yoksa evet inanın gelirler. Yani biz de bekliyoruz tabii. Evet. Bunlar. Başka ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim bu programı yaptığınız için. Evet, bizler de sizlere konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Çadır var demiştiniz. Ben sizi tekrar ekranlara aldım ama çadıra çok önem veriyorsunuz. Biraz sonra da gidip çekim yapacağız. Çadırı biraz bize, Yörük Çadırı'nı anlatır mısınız? Evet, biraz önce bahsettiğimiz gibi köyümüzde bulunan Yörük Çadırı hakikaten o kültürden
uzun süredir uzaklaştık yani. Çocuklarımız, yeni nesil, yeni gençler o kültürden uzaklaştığı için evet. Yani bunun köyümüzde bir erzem olduğunu, ihtiyaç olduğunu hissettik. O arkadaşımızla beraber, Eğirdir ilçe belediye başkanımızla beraber bu çadırın içindeki aletlerin, teknik donanımının hazırlanmasını arkadaşımıza yardım ederek bunları temin ettik. Hakikaten gerek bize, gerek yeni genç, yeni nesile, atamızın, ötemizin ne şartlarda yaşadığını, ne şartlarda tarım yaptığını öğretelim. Yani geçmişinden insanlar bir ders alsın diye bunu da aynı zamanda canlı tutmak için, hayatta tutmak için bu mücadeleyi de vermekteyiz. Evet. Yani bu da bir ihtiyaç. Hakikaten yani insanlar geçmişini görecek bir şekilde, yani geçmişini görmeyen geleceğe güvenle bakamaz diye bir atasözü var. Yani o zihniyetle, o şeyle geçmişi yani, yeni nesile tanıtıyorsunuz. Geçmişimizi yeni nesile tanıtıyoruz. Biz de buna tanıklık edeceğiz, gideceğiz. İnşallah beraber gidip sonra göreceğiz. Peki bu köyde yaşamaktan, bu köyde muhtar olmaktan, ama samimiyetle soruyorum bunu, mutlu musunuz? Çok mutluyuz. Gerçekten çok mutluyuz. Yani köyümüz eğitimiyle, kültürüyle, misafirperverliğiyle, saygısıyla, sevgisiyle yani ender bulunan nadir köylerden birisidir. Evet. Yani köyümüzde neredeyse yani vukuat olayı, ciddi anlamda büyük vukuat olayı yok denecek kadar azdır. Maşallah. Hakikaten insanlar işinden gelip işine gitmektedir. Yani insanların boş zamanı yok. Üretecek, tüket, yani her şeyi, her türlü yeniliğe açık bir köy. Genç köy, dinamik köy. Biraz önce bahsettim, 66'da daha yani 50 kusur yıllık bir köy. Evet. Yani ondan dolayı genç bir köyüz, üreten bir köyüz. Hakikaten bu bizi, idarecileri, aileleri, hepimizi mutlu etmektedir. Göç vermemekteyiz yani. Ülkede birçok köyler boşalmıştır. Yani neredeyse metruk bina köy haline, hayalet köy haline dönmüştür. Ama bizim köyde siz de biraz önce gördünüz. Evet. Binaları, yapıları hakikaten çok modern. Yani bir, çok modern, çok şey şaşırdım yani, ben. Evet. Hepsi yani, gerçekten güzel bir köyümüz var. Yani onun evet. için bu köyde yaşamaktan, idareci olmaktan çok mutluyuz. Evet. Peki elmanın insanlara faydası nelerdir? Bir de onları konuşalım. Şimdi hocam tabii elmanın faydası çok fazla. Evet. Onun için bağırsak hastalıklarından, mide rahatsızlıklarından, kalp, özellikle kalp. Evet. Daha hatırlayamadığımız birçok şeye elmanın çok faydası var. Çok faydası. Yani var. Günde 3 öğünde 3 elma. 3 öğünde 3 elma. 3 elma. Her öğünün arkasından bir elma yemek gerçekten kalbi çok koruduğu söyleniyor. Tabii bizler içinde olduğumuz için yani böyle yanaklarımız al al diyorsunuz yani. Maşallah, subhanallah ya. Hiçbir, Allah'a şükürler olsun ya, 40 yaşındayım, bir hastalığım yok. Yok maşallah. Yani onun için birazcık da bu bizim yaşadığımız iklim ve elmanın çok faydasının olduğunu düşünüyoruz yani. Özellikle dediğim gibi hani yeni çeşitlere önem veriyoruz. Köyümüz çalışkan, gelişken. Bunu da yöneticilerin, bir önderin olması çok önemli. Hani köyde dışa açılması için bir önder lazım. Bir şeyleri biz hani biliyorsunuz biraz millet olarak görmemiz lazım yapabilmemiz kesinlikle, için. Kesinlikle. Yoksa biri bize gelse anlatsa biz bunu çok şeye almıyoruz yani. Ya acaba doğru muyku diyerekten. Ama önder çok önemli. Gelmiş geçmiş yani köy muhtarı olsun, özellikle veli başkanım. Yani bir yenilikte her zaman bize yardımcı oldu yani. Gerek oradaki kooperatifin kuruluşunda, gerekse köyümüzün işlerinde daima yanımızda oldu. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür yani. Ediyorum. Biz de tebrik ediyoruz. Evet, önder çok önemli. Dediğim gibi önder olmazsa hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. Kesinlikle. Bildiğimiz bir şeyi daha belki yapamayacağız yani. Onun için sağ olsun hani seçtiğimiz muhtarlar, daha önceki dönemde de ben muhtarların yanındaydım özellikle. Tabii insan psikolojisi farklı bir şey. Yani sorun olmaz diye bir şey yoktur ama sorunu çözmek en güzeli. Yani evet. Soruna sorun katmamak en önemlisi. Dediğim gibi köylü vatandaşı hani ilk etapta bazı şeye sıcak bakmayabilir. Yeniliğe kapalıdır. Ama biz onu göstererek alıştırırsak daha güzel şeyler yapacağız. Özellikle benim büyüklerimden istediğim, hani köylerde böyle bir tur yapsınlar. Burada diyelim bu köyden gelsinler 10 kişiyi, 15 kişiyi. Yurt dışına götürsünler. Yurt dışı değil. Evet. Oradaki üretimi göstersinler. Oradaki yeniliği göstersinler. Onun için
Hani belki bizim bütçemiz bir yurt dışına gitmeyi kaldırmayabilir herkesin bütçesi. Evet, evet. Ama evet, bizi orada görürsek daha güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Tarım Bakanlığımız ara sıra bazı projelerle Avrupa'ya, başka ülkelere çiftçi götürüyor. Siz de yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Serpil yani. Köyü çiftçileri. Evet. Sevgili yetkililer, Serpil Köyü çiftçileri yurt dışındaki tarımı görüp kendi köylerinde uygulamak istiyorlar. Benim de görevim buradan sizlere bunu duyurmak. Teşekkür ediyorum efendim. Evet, biz teşekkür ederiz. İnşallah yurt dışına da gidersiniz. İnşallah. Modern ve modern tarım sistemlerini görürsünüz. Ülkemizde de aslında tarım çok gelişti. Ben hep şunu söylüyorum, 2023 yılı dünya tarımında lider ülke Türkiye olacak. Serpil Köyü de buna hazır demek istiyorum. Hazırız. Biz daima hazırız yani. Dediğim gibi şimdi her ülkeye mal satabiliyoruz biz. Evet. O da bir sıkıntımız kalmadı. Önemli olan o ülkelerin ne istediği bizden. Bak, Allah'ımın güneşi var, havası var, suyu var. Biz de bir çalışkan köyüz. Biz üretmek istiyoruz yani. Daha fazlasını üretmek istiyoruz yani. Evet, çok teşekkür ediyorum ben. Bizleri konuk ettiniz, bizlere zaman ayırdınız. Böyle güzel üretimler yapıp ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyorsunuz. Ben sizleri yürekten tebrik ediyorum. Biz de teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir Akdeniz'de tarım programı daha burada son buldu. 2023 yılı dünya tarımında lider ülke Türkiye vizyonuna Serpil Köyü hazır diyoruz. Hoşçakalın.